Her an bir cehennem hayatı geçirdiği Ayyaş abisinin evinden bile atılma korkusu içinde gece gündüz el kapılarında yorgun, bitkin çalışan Zehra ne kazanırsa onu getiriyor, abisi de bu iğrenç yaşamından memnun habire içiyordu. Kahır dolu, çile dolu yıllar bir samyeli gibi kavurup geçiyordu Zehra ile yavrusunu. Adını Ferdi koyduğu bu şirin yavru artık iyice büyümüş, okul çağına gelmiş bulunuyordu. Güç durumdaydı Ferdi. Dayısı hiç göz açtırmıyor, durmadan çalışıp para yetiştirmesini istiyordu. Dayakla, tehditle kendisi gibi hırsız yapmaya çalışıyordu onu. Ders çalışmaya bile fırsat bulamıyordu zavallı Ferdi. Dayak yer mi ulan erkek dediğin? Şarabımı da kırdı ha? Vurma abi! Yalvarırım vurma! Suçu ne çocuğun? Karışma sen! Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kaptırana ne derler? Hanım evladı derler. Tamam mı? Çalacak dedim. Çalacak. Gerekirse para da çalacak. Ne? Çalacak mı? Çok güzel çıkmışsın. Sen mi yazdın bu güzel sözleri? Anladım. Sen büyüyünce şair olacaksın. Hayır. Savcı olacağım. Baba. Gel yavrum. Hoş geldiniz babacığım. Hoş geldiniz Mithat amca. Hoş bulduk Selma. Bursa'ya tayinim çıktı kızım. Bursa'ya mı gideceğiz? Hemen mi? Hemen olur mu? Önce bu okuldan Bursa'daki bir okula nakil kağıdını alalım. Ondan sonra gideceğiz yavrum. Sonra Ferdi ile beni Boğaz'a gezmeye götürürsün değil mi? Tabii yavrum tabii. Adın ne senin oğlum? Ferdi efendim. Nerede oturuyorsun? Kasımpaşa'da. Bu fırçalar da ne öyle? Boş zamanlarımda ayakkabı boyarım ben. Ya. Kimin oğlusun sen? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Baban yok mu senin? Öldü mü yoksa? Sağmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Annem de söylemiyor. Hiç karşılaşmadınız mı babanla? O bizi aramıyor ki. Ne vicdansız babalar var. İnsan evladını arayıp sormaz mı? Babam hakkında kötü söz söylemeyin. Arasa da aramasa da o benim babamdır. Telefon eder etmez hazırlamışlar nakil kağıdını. Her iş tamam. Gezmeyi şimdi hak ettiniz kızım. Hadi gel, gidin Ferdi. Bakalım. Hayır. Ne diyor belirsiz bir çocuğun kızımızın yanında işi yok. Ama amca. Anlamadım ne oldu ki? Anlatırım. Sus ulan! Hırsızlığı ben yapacağım. Sen gözcülük yapacaksın. Bir dükkan nasıl soyulur onu öğreteceğim sana. Hanım evladı, tut bakalım şunu. Etrafa da göz kulak ol. Ferdi. Buyur kanka. Ateş getir. Baş üstüne.
Yak. Isı şurayı. Verdi. Buyur usta. Verdi. Bu arabayı haftaya teslim edeceğiz. Sahibi de çok ters bir adam biliyorsun. Dikkatli ol. Sen merak etme usta, bitirmeye çalışıyorum.